Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adımı neresi olabilir? Böyle bir kulis var mı? Çünkü bu ziyaretler de beraberinde farklı tartışmaları getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı olur mu mesela? Açıkçası bilemiyorum Hülya Hanım ama biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti Sayın Kılıçdaroğlu. Aynen öyle. Yani hani evet bu ekonomiyle ilgili işte kurumlara hani Aynen kamu ya da işte özel sektör kurumlarına ziyaretlerini sürdürüyor. öyle. Hı. Bu arada işte hani çeşitli meslek gruplarıyla toplantılar yapıyor. İşte Türkiye'nin değişik yerlerinde Sayın Kılıçdaroğlu o çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan da Türkiye'yi erken seçime zorluyorlar Sayın Akşener'le birlikte yani Millet İttifakı olarak topluca hemen seçim Acil diye bir diyerek mesela buluşuyor. acil 2 gün önce yine evet. sürpriz görüşme yapıldı. Bunu da bir şekilde hemen altyazısını verelim. Bu sürpriz görüşmeler hem Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli arasında oldu. Daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadı bu görüşme sonrası. Ama daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, İyi Parti Genel Merkezi'nde görüştüler. Mesela orada da ortak basında toplantıda temel mesele, temel konu bizim cımbızladığımız, çünkü herkesin anladığı erken seçim ama acil diye bir vurgu yapılmıştı. Buyurun. Evet. Yani Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sürpriz bir görüşmesi Aynen, oldu. aynen, aynen, aynen. Oradan henüz bir yansıma olmadı. Tam da bu Olmadı. işte 50 artı 1 tartışmaları içerikli olduğunu tahmin ediyoruz. Onu daha Sayın sonra Cumhurbaşkanı, soracağım Sayın Sayın işte Birinci'ye. Bahçeli'nin. Tabii. Evet. Şimdi ya deminden beri dinliyorum. Sağ olsun arkadaşlar. Herkes tabii farklı açılardan konuyu değerlendiriyorlar, sorunu değerlendiriyorlar. Hülya Hanım, ben de müsaade ederseniz AK Parti içinde başlayan yani kamuoyuna da yansıyan bir tartışmadan hareketle bu şeyi biraz dikkat çekmek isterim. Buradan okuma Öncelikle yapmak Sayın Cumhurbaşkanı istiyorsunuz. hani evet. Ya Sayın Cumhurbaşkanı hani bu Nas işte faiz konusunda işte Nas suresini işte göstererek sana bana ne oluyor hani Nas orada söylüyor nasıl olması gerektiğini demesi. Peşinden de Merkez Bankası'nın Nas işte suresi adeta mi bunu dedi? bir talimat gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın alarak yaptığı Nas açık, Sayın suresi deme. Cumhurbaşkanı'nın Ha evet yap, Nas yok suresi değil tabii değil. evet. Evet. Nas'tır dedi yani. Halk TV'de çıktı çünkü Nas Evet. suresi diye. Nas dedi Nas. Nas Nas. suresi par yanlış oldu. Nas Herhalde ortada Kur'an olduğuna göre ayetlerini tekrar sana ayet hüküm ahkam herhalde. Evet. Evet. Sana bana ne oluyor? Ne Olaya oluyor? buradan Aynen. bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız dedi. Aynen. Merkez Bankası da bunu adeta bir talimat gibi herhalde aldı ki bütün hani ekonomistlerin piyasaların beklentisinin tersine herkesi şaşırtan bir şekilde hani faiz 19,89 iken işte faiz şeyi ya enflasyon 19,89 iken 20'ye dayanmışken Merkez Bankası faiz indirimi yaparak işte hani dolar kurunun yükselmesine yol açtı. Şimdi ben baktım mesela dolar kuru 2 Kasım'da yani bugün 19 Kasım 17 gün önce 9 lira 54 kuruşmuş. Şu anda ekranda 11 lira 27 kuruş. 11 lira 27 kuruş. Yani 17 gün içinde dolar kuru %20'ye yakın artmış. Yani %20'ye yakın bir hani devalüasyon da diyebiliriz buna. Şimdi bu gece işte akaryakıta zam gelecek 50 Mazota. kuruş civarında. Söyleyeyim. Mazota, Evet. benzine, LPG'ye, işte otogaza. Şimdi hani bütün bunlar bir olayların hani Türkiye gerçeklerinin gerektiği gibi okunamadığını gösteriyor. Biraz önce Kemal Öztürk çok güzel hani sahadan gözlemlerini anlattı. Ve Cumhurbaşkanı'nın yanıltıldığını, kendi Cumhurbaşkanı'na giden raporların, istatistiklerin, bilgilerin piyasayla örtüşmediğini, piyasadaki havanın tersine bilgiler gittiğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işte oh gelen raporlara göre durum iyi. Dolayısıyla demek ki her şey yolunda diyerek Ya bir takım kararlar aldığını. Kemal Öztürk'ün sorduğu soruda şey, ya acaba gerçekten yani Sayın Cumhurbaşkanı istatistiksel olarak ya da giden raporlara bakıldığında hani farklı bir şey mi gidiyor ki? Çünkü sokağa bakıldığında insanlar mutsuz ve Evet. umutsuz. Böyle bir soru sordu. Mücahit Bey de karşılık verdi. Merkez kararda çünkü kendisi. Evet. Öyle bir şey kesinlikle Şimdi yok dedi. işte Mücahit Bey de Cem Küçük de pandemiye dikkat çektiler. İşte Türkiye'nin son 2 yıldır pandemiyle boğuştuğunu söylediler ama işte hani pandemi elbette hani bütün dünya pandemiyle boğuşuyor ama mesela işte kimse hani piyasanın gerçekliğinin tersine işte hani Kur'an'ın hükümlerinden hareketle faiz belirlemiyor. Yani enflasyon gerçekliğiyle
çelişir şekilde faiz belirlemiyor. Mesela Merkez Bankası geçtiğimiz gün faizi indirmeseydi de enflasyon oranına yükseltseydi belki bu gece işte bu 50 kuruşluk akaryakıt zammı olmayacaktı. İşte gıda ürünlerine zamlar gelmeyecekti bu zamlar. Bu zamlar elektriğe, doğalgaza yansımayacaktı. Yani Merkez Bankası'nın işte piyasa gerçekliğiyle örtüşmeyen kararları hayat pahalılığını, zamları daha da artırıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde gıda krizinin başlamasından işte başlayacağı yönünde kaygılar var. Bu Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç geçtiğimiz işte 17 Kasım'da 2 gün önce yaptığı açıklamada marketlerde şeker ve yağ, şeker ve ayçiçek yağı konusunda sıkıntılar başladığını, stoklarda sıkıntılar başladığını ve marketlerin de şeker ve ayçiçek yağını kısıtlı olarak satmaya başladıklarını, hani tükenmesin, diğer müşterilerimize de kalsın diye kısıtlı olarak satmaya başladıklarını açıkladı. Bir gıda krizi de maalesef görünmeye başladı. Şimdi bunları niye anlatıyorum? AK Parti'de gördüğümüz, hani tabii Mücahit Bey de burada değerlendirir ama bu hafta bir derin bir tartışma, çok ilginç, yani beni de şaşırtan bir tartışma çıktı. Sosyal medyaya da yansıyan. Evet, evet, sosyal medya yani isimleri vermeyelim, sosyal isimleri vermeyelim. Öyle söz hakkı da olmasın. Evet. Evet. Tamam, tamam. Yani tamam ama zaten işte isimleri herkes biliyor. Herkes biliyor zaten. Bir AK Parti MKYK üyesi, eski bir şey, gazeteci arkadaşımız, halen de MKYK üyesi, eski milletvekili. Bu %50 yani. Artı 1 yine konusunda. Yine de isim vermeyelim. Şamil Tayyar. Yani. Evet, Şamil Tayyar. Evet, evet, arkadaşımız, yani gazetecilikten arkadaşımız. %50 artı 1 konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na tuzak kurulduğunu söyledi, öne sürdü bir tweet atarak. Sonra ona Cumhurbaşkanı'nın hukuk başdanışmanından bir cevap geldi. Ama %50 artı 1 başlığım var Şaban Bey. Yani %50 artı 1 başlığım. Hani nereye, ekonomiye bağlayacaksanız tamam. Evet, ekonomiye bağlayacağım. Tamam, ekonomiye bağlayın. Yani çünkü o başlığım var zaten. Tamam, tamam. Bu tartışmalı şöyle, yani AK Parti içinde bu hani istikrarsız görüntüye dikkat çekmek ve bunun da işte ekonomiye yansımaları. Sorarız, işte mesela Lütfi Elvan Sayın Sayın Bakan'ın grup toplantısındaki işte hani şeyi, sakinliği, sessizliği ve görevden istifa edeceğine dair, ettiğine dair hatta Şaban Bey, Şaban Bey, Şaban Bey size geleceğim.